biraz dik tutarsak hocam. Tabii. Şu şekilde fidana kremini değdirmeden, zarar verdirmeden. Evet. Sanırsam yeter. Suyumuzu iki kademeli olarak verebiliriz. Birinci kademe fidanın kök kısmı kapandıktan sonra şu anda can suyumuzu verebiliriz. Verelim hocam. Verelim can suyumuzu. Tabi buradan izleyicilerimize de şunu söyleyelim. Fidan başına ne kadar can suyu verebilirsiniz? Yaklaşık 10 ila yeni bir fidan için 10 ila 20 litre arasında can suyu verebilirsiniz. Eğer fidan çok yaşlı ise, örneğin 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında ise verecek olduğunuz can suyu miktarı daha da artacaktır. Şu şekilde can suyumuzu ortalama 8-10 litre civarı bir can suyu verdik. Evet. Şimdi bu aşamadan sonra fidanımızı şu aşı noktası, görmüş olduğunuz kısım. Evet, aşı noktası. Aşı noktasının 4 parmak altına kadar. Evet. Toprakla tekrar kapatacağız. Kapatıyoruz. Tabii. Kapatmıştık. Ne yapıyoruz şimdi? Sabit hocam, sen kapatırken ben de farklı bilgiler vereyim arkadaşlara. Hava biraz rüzgarlı olmaya başladı. Rüzgarlı havalarda fidan dikerken hemen görmüş olduğunuz gibi fidanları torbadan çıkartıp dikerseniz tutmayı daha fazla sağlayabilirsiniz. Şu anda fidanımızın aşı noktasından 4 parmak aşağıya kadar fidanımızı diktik. Kapattık. Evet, kapattık. Biraz tabii sıkışması birinci, için bastırıyoruz değil mi? Şimdi can suyunu verdikten sonra birinci kademedeki o suyun o suyu biraz toprağın emmesini bekleyebiliriz. Evet. Şimdi bundan sonra fidanımızın kökünü sıkıştırıyoruz şu şekilde. Evet. Tutarak bu sıkıştırma işlemini yapmamızdaki amaç fidanımızın kökünün hava almaması ile rüzgar gibi etkilerden dolayı fidanımızı sallanıp kökünün yerinden oynaması. Evet. Çünkü her kök oynaması demek fidan gelişiminin durması demektir. Özellikle de toprağın hava almaması. Evet. Fidanımızın tutması. Evet. Şu şekilde. Evet. Sıkıştırdıktan sonra ikinci kademeli can suyumuzu verebiliriz. İkinci kademeli can suyumuzu 10 litre vermek zorunda değiliz. Biraz daha azaltabiliriz. Evet. 10 litreye kadar. Dökelim hocam. Düşünebiliriz. Dökelim fidanımıza can suyu. Şimdi oran ne için dökebilir miyiz? O kovadaki suyun hepsini. Dökebiliriz değil mi? Hepsini dökebiliriz. Dökelim yani. Hocam o zaman. Özellikle de dikim esnasında toprağımız çamur nemli değilse dökmemiz faydalıdır. Evet. Yani daha fazla döksek daha iyi olur. Hayır. Hiçbir zararı fazla dökmemizin şu esnada
Toprak nemliyken fazla dökülmesine hiçbir zararı yoktur. Yarın köpüğünü açmadan şu şekilde. Tekrar üzerine biraz daha çok aşırı olmayacak şekilde, şu şekilde. Evet. Yarılmaması için. Yani kenarlarını bir nevi tımar ediyoruz değil mi? Evet. Yağmur suyu geldiğinde o suları toplayabilmesi için. Şu şekilde. Dikim işlemini bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir dikkat etmemiz gereken husus da destek çubuğudur. Evet. Yeni fidan her zaman için kökü henüz adaptasyonunu sağlamadığı için rüzgar bunu ister istemez biraz sallayabilir. Bunu önlemek için biz destek çubukları dikeriz. Evet. Şu şekilde elimde görmüş olduğunuz destek çubuğumuzu fidanın hemen şu şekilde iki parmak arayla. Evet, iki parmak arayla. Şu şekilde destek çubuğumuzu dikiyoruz. Evet. Ve bağlıyoruz. Bağlama aşamasında şu şekilde gösterelim. Bağlarken dikkat etmemiz gereken bir husus da ipi her zaman 8 şeklinde bağlamamız gerekir. Yani şu şekilde. Yani ip 8 rakamı gibi olacak. Evet, 8 rakamı gibi olmak zorunda. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi hocam, biraz daha yakından. Evet. Şu şekilde iki yerinden, bir üstten bir alttan. Evet. Bir tane de alt kısımdan. Aslında bir tane de yapabiliriz yani, çok da önemli değil yani. Evet, bir tane de olabilir ama yine de. Ama tabi çok yüksek formlu fidan ise iki yerden bağlamak her zaman için. İki yerden bağlamak her zaman daha iyidir. Şu anda fidan dikim işlemimiz tamamlanmış durumda. Fidanımız şu anda gayet sağlıklı bir şekilde dikildi. Benim size söyleyeceklerim bu kadar. Aynı zamanda fidancım.com üzerinden fidan ve tohum siparişlerinizi verebilirsiniz. 100 TL üzeri kalmıştır.